Yani İmam Berbahari bu konuda bizimle aynı mezhepte kardeşler. Bizim bu konudaki mezhebimizi bilen insanlar Müslüman kadının hayası diye yaptığımız bir ders silsilesi var. Onu mutlaka dinlesinler. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Burada da müellif özellikle bu haramları hafife alan kendi dönemindeki tasavvuf ehlinden bahsediyor. Onun kendi dönemindeki tasavvuf ehli kadınlarla yalnız kalıyor. Kadınlara el veriyor, beraber zikir yapıyorlar ve bu meseleyi hafife alıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yasaklarını hafife alıyorlar. Dolayısıyla şefk ve muhabbete çağıranlarla, kadınlarla, yalnız kalanlarla oturmaktan sakın diyor. Yani böyle bir topluluk görürsen bunlardan uzak dur diyor. Kendi döneminde demek ki olmuş. Bizim dönemimizde zaten çok var yani. Biraz sonra örneklerini farklı farklı şekillerde vereceğim. Ve gelip geçen yolda oturmaktan da sakın. Yani bir yolun ortasında oturuyorsun, işte kadınlar geçiyor bakıyorsun, erkekler geçiyor bakıyorsun, boş boş oturuyorsun orada. Dolayısıyla böyle bir hareketten de sakın diyor. Bugün toplumumuzun içinde yine var. Köşe başlarında, sokak başlarında gençler oturuyorlar. Gelen geçen kadınları izliyorlar. Yani bu da yine reddedilmiş, müellifin dediği gibi kendisinden sakınmamız gereken bir ameldir ve kendisi zaten bunların hepsi delalet üzeredir diyor. Dediğim gibi kastettiği kim? Kastettiği kendi dönemindeki tasavvuf ehli. Tasavvuf ehli bugün de aynısını yapıyor. Mesela örnek verelim. Yakın zamanda işte yine görüntülerini gördük. Kadınlarla beraber zikir yapma seansları yapıyorlar. Veya kadınlara el veriyorlar, kadınlar onların ellerini öpüyorlar. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam kadınlarla böyle şekil olarak temas ederek beyat bile almadı. Ama bunlar ne yapıyorlar? Ellerini öptürüyorlar. Daha kötüsünü yapanlar da var. Mesela kadınlarla yalnız kalıp onlara rukiye yapacağım, muska yapacağım ve benzeri şeylerle kadınlara istismarda bulunan sözde şeyhler de var. Bugün var yani, çok var. Yani sorsan kendisine şeriatçıyım der. Hanımı peçeli, çarşaflı ama kadınlarla yalnız kalma konusunda hiç sakınmıyor. Adamın hiç umurunda değil. Görüşüyor, konuşuyor, temas ediyor. Beraber sözde ibadet yapıyorlar. Sonu da zinayla bitiyor. Ama adam için sorun mu? Böyle adamlar için sorun teşkil etmiyor. Çünkü kendisi zaten sözde, tırnak içinde söylüyorum, Allah dostu ve ona haram olan sana helal, sana helal olan ona haram olabiliyor. Onun batini inancıyla bunu ortaya koyduğunu hep görüyoruz. Bugün mesela tasavvuf ehli şeyhlerine bakın. Çoğunda böyle sıkıntılar çıkıyor. Çoğunda. Yani hepsini zan altında bırakmayalım ama çoğunda böyle sıkıntılar çıkıyor. Adam şeriata bir şekilde uyduruyor. Uyduruyor. Aslında şeriatta yok. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize bıraktığı şeriatta yabancı kadınlarla yalnız kalmak diye bir şey yok. Yabancı kadınlara temas etmek yok. Onlarla muhabbet etmek yok. Yok, yok, yok. Ama ne var? Zaruretler var. Zaruret nedir? Zaruret mahkeme vardır. Kadını dinlemek zorunda kalırsın. Kadının soracak başka bir yeri yok. Mecbur kalmıştır. Sana bir soru sormuştur. Misalen. Ancak bunların hepsinin gerekçeleri vardır, şartları vardır ve zaruret olan kısmı vardır. O şekilde değerlendiririz. Ancak bugünkü insanların yaptıkları tamamen saçmalıktır, delalettir. Müellifin dediği gibi zaten bunlar kendilerine aşk ve muhabbet yolunda olduklarını söylüyorlar tasavvuf ehli. Ve bununla beraber cenneti de istemediklerini, cehennemden de korkmadıklarını iddia ediyorlar bu tasavvuf ehli. Tabii biri şunu çıkıp söyleyebilir ki ya biz tasavvuf ehliyiz ama öyle demiyoruz. Zaten kastettiğimiz bütün tasavvuf ehli değil. Kastettiğimiz müellifin zamanında yaşayan tasavvuf ehli. Bugün onlar gibi düşünen var mı? Var. Ama onların zamanında bunu söyleyenler çokça vardı diyebilirim. Veya Aleviler bunu yapıyorlar. Bunu da din adı altında yapıyorlar. Ne yapıyorlar? İşte batinilik var onlarda. Beraber saz çalarak zikir yapıyorlar. Veya daha farklı şeyler yapanlar da var.
veya daha kötüsü el öptürenler, işte ayak öptürenler ve işte kadının göbeğine sözde dua yazanlar, muska takanlar, bunlar işte bu bahsettiğim tasavvuf ehliyle Alevilik, Şiilik, Batinilik adı altında maalesef İslam'ı karalıyorlar. Bunlar bunu yapıyorlar. Yaptıktan sonra kafirler, özgürlükçüler bunları görüntülüyor ve bu İslam'a mal ediliyor. Sanki bu şeriatın bir emriymiş gibi zannediliyor. Bütün şeriatçılar böyle deniliyor. Halbuki bu delalettir, bu sapıklıktır. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Abdullah İbni Abbas'ın Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ettiği bir rivayet var ki, diyor ki aleyhissalatü vesselam, hiçbir adam girmesin, mahremi olmadan yabancı bir kadının yanına sakın ama sakın girmesin diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda bunu açık bir şekilde söylüyor. Yine mahremi olmadan yolculuk yapmasın diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam fitnenin önünü kesmek için bütün kapıları tıkanmış, bütün delikleri tıkanmış ki insanlar kendilerine oradan bir şeyler çıkarmasınlar. Neden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanında mahremi olmadan bir kadının yanına sakın girmeyin diyor. Ve biz geçmiş yaptığımız derslerde detaylı bir şekilde anlatmıştık. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabı mescitteyken kadınlardan uzak durmak için elinden geleni yapıyordu. Hatta tavaf ederken bile kadınlarla erkeklerin karışmasına engel oluyorlardı. Hatta kadınların fitne döneminde mescitlere gitmesini yasaklıyorlardı. Bırakın bu bahsettiğim meseleleri, ibadetlerde bile kadınların görevlerini, erkeklerin görevlerini ayrı ayrı olarak zikrediyorlardı. Ve mahremsiz bir şekilde bir kadının dışarıya çıkması, erkeklerle ihtilat yapmasını ciddi manada Peygamber aleyhissalatü vesselam yasaklıyordu. Onun döneminde yasaklar çoktu. Peygamberin vefatından sonra aleyhissalatü vesselamın ashabı fitneleri görünce daha da yasakları arttırdı. Dedi ki ashab, Peygamber aleyhissalatü vesselam şu zamanda olsaydı İsrailoğullarının kadınlarının mescitten men edildiği gibi bu kadınları da mescitten men ederdi dedi. Bunu Ayşe annemiz söyledi. Bir kadın söyledi. Demek ki sahabe bu konuda titizdi ve kadınların, özellikle yabancı kadınların yanına girme konusunda ciddi manada yasaklıyorlardı. Biraz sonra bazı örnekler vereceğim, daha iyi anlaşılacak. Bakın Ömer bin Abdülaziz ne diyor? Demek ki herkes bu fitneye düşüyor ki Ömer bin Abdülaziz bu şekilde söylüyor. Onlara nasihat edeceğim diye sakın ama sakın yöneticilerinin yanına girme. Kendisine iyiliği emredeceğim, Kur'an okuyacağım diye de sakın bir kadınla yalnız başına kalma diyor. Yani hocaların genellikle düştüğü hatalardan bahsediyor. Şimdi hoca ne yapar? Hoca yöneticinin yanına gider, ona emri bil maruf yapacağını zanneder. Oysa yöneticilerle çok haşır neşir olan alimler ayaklarının kayması muhtemeldir. Onun için çok yöneticilerle oturma diyor. Çünkü yöneticiler sana para verir, sana hediye verir, istediği fetvayı senden alır. Uzak dur onlardan. Veya ikinci bir sıkıntı, ben şu kadına emri bil maruf yapacağım. Başka kimse yok. Ben şu kadına Kur'an okumayı öğreteceğim. Ben şu kadına fıkıh öğreteceğim diyerek de bir kadınla, yani yabancı kadınla sakın ama sakın yalnız kalma diyor Ömer bin Abdülaziz. Bugün de böyle değil mi? Bugün de böyle. Kadınlar özellikle herkesin şahit olduğu ortamlarda gidip erkek hocalara yüzlerine karşı yanlarında mahremleri yok iken gusül ile, fıkhi meselelerle alakalı, hayız ile, cenabetle alakalı sorular soruyorlar. Allah'tan korkmuyor musunuz siz hiç? Bu konuda yapacağınız çok açık. Bir tane fıkıh kitabını açsanız orada zaten hükümler yazıyor. Sırf bunun için gidip o adamla baş başa kalmana gerek yok. Baş başa kalmana gerek olmadığı gibi sesini o adama dinlettirmene de gerek yok.
Hele hele böyle bir soru sormana da gerek yok. Çünkü öyle bir zaruret yok. Veya kadın hocalar var. Gidip onlarla ihtiyacını giderebilirsin. İstediğini elde edebilirsin. Ama sen ne yapıyorsun? Sen bizzat gidip erkeğe soruyorsun. Erkek hocaya soruyorsun. Erkek hoca da zaten bu konuda Allah ıslah etsin hiç dikkat etmiyor. Böyle büyük mevsedetlere yol açılıyor. İşte şeyhin dediği bu. Şevhetle, muhabbetle kadınların, yabancı kadınlarının yanına sakın girmeyin. Ve bu işlerin sonu sonra Allah muhafaza kötü işlerde bitiyor. Ya evleniyor ya da zina yapıyor. İkisinden biri. Hele hele bir de kadın evliyse durum daha da vahim durumlara kalıyor. Çünkü biz şöyle düşünüyoruz. Ben işte Müslümanım, nefsime hakim olabilirim diye düşünüyoruz. Halbuki sen Müslümansın ama peygamberlerin sakındığı bir meseleden senin de sakınman gerekiyor. Bu meselelerden Yusuf Aleyhisselam Allah'a sığınmış, Allah Azze ve Celle ona burhanını göstermiş, zinadan korkmuş, sakınmış, Allah ona yardım etmiş. Eğer o peygamber iken kendi halinden korktuysa senin hayli hayli korkman lazım. Dolayısıyla ayetlerin delaletleri hep buna işaret ediyor. Sakın zinaya yaklaşmayın. Zina yapmayın değil ha, zinaya yaklaşmayın diyor. Yaklaşmamak ne demek? Yaklaşırsan yapabilirsin, düşersin. Allah muhafaza. Çünkü nefis hep insanlara kötülüğü emreder. Onun için kendinize çok güvenmeyin, Allah'tan korkun. Yabancı kadınların yanına sakın ama sakın girmeyin. Veya bugün seküler diyebileceğimiz laik toplumun yaptığı bir durum. Çok normal onlar için. Bir de onlara uymaya çalışan hadis inkarcıları var. Onlar için de çok normal. Burada sözde hoca ders yapıyor. Burada erkekler, burada kadınlar beraber sözde yani tırnak içinde söylüyorum. Kardeş kardeş ders dinliyorlar. Sonra birbirlerini kesiyorlar. Sonra dışarıda bir duyuyoruz ki bir aile dağılmış. Öbürü de karısını boşanmış. Sonra bunlar evleniyorlar. Tabii önce zina yapıyorlar, sonra evleniyorlar. Ben bunların hepsine şahit olduğum için anlatıyorum kardeşler. Onun için diyorlar ki ya sizin kalbiniz pis. Yani bizim kalbimiz pismiş ama onların kalbi temiz diye zina yapıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi kardeşler? Veya zina ile karşı karşıya geliyorlar. Biz demiyoruz ki hepsi yapıyor. Ama zayıf olanlar maalesef düşüyor. Kim zayıf, kim güçlü öyle bir test edecek cihazımız olmadığı için Müslümanların tamamını bundan sakındırıyoruz. Yapmamız gereken budur diyebilirim. Onun için laik ve seküler olan toplum bu konuda hiç dikkat etmiyor. Bu yasak yine onlar için de geçerlidir. Eğer onlar da bunu uygularlarsa Allah'ın izniyle öyle düşünüyorum ki iffetlerini, namuslarını en azından korumuş olurlar. Aksi takdirde bugün okulların düştüğü durum ortada kardeşler. Bugün gençler okullara niye gidiyorlar? Kızlar için gidiyorlar. Kızlar da erkekler için gidiyorlar maalesef. Öyle bir durum. Onun için Avrupa'da olsun, Uzak Doğu ülkelerinin bazılarında olsun kadın erkeği ayırmışlar. Neden? Çünkü ders çalışmaya engel olduğu için. Kadın ve erkek iki karşı cins birbirleriyle uğraşmaktan zaten ders çalışamıyorlar. Öyle olunca sana düşen nedir? Amacın eğer eğitim ise sen kadını ayrı, erkeği ayrı bir şekilde eğit. Ama öyle demiyorlar. Bugünkü kafirler, yani bizim layık olan kafirler küfürde zirve yapmış. Diyor ki küçüklükten kız erkeğin yanına, erkek de kızın yanına otursun diyor. Bu olacak diyorlar. Yani kızı erkeğin yanına, erkeğin kızın yanına oturtuyorlar. Sen bunu istemediğin zaman, tabii biz çocuklarımızı okula göndermiyoruz, bu başka bir şey. Sağdan soldan duyduğumuzu söylüyoruz. Diyorlarmış ki müdürler öyle olmaz. Öyle olmaz diyormuş. Kız erkeğin yanına oturacak, erkek de kızın yanına oturacak. Yani böyle karma olacak. Yani hayasızlığın kapısı açılacak, perde yırtılacak. Ondan sonra zaten çocuğa istediğini vermiş olacak. Çocuk da Allah muhafaza kötü bir şekilde yetişmiş olacak diyebiliriz.